Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Yüce Rabbim bir araya gelişimizin bereketiyle her türlü sıkıntılarımızı yok eylesin. İster korona hastalığı olsun, ister başka hastalığa muptela olmuş, hastane köşelerinde, yoğun bakım ünitelerinde veya evlerinde yatağa bağımlı, umutsuz umutsuz dua bekleyen nice hastalarımız varsa Rabbim hepsine şifalar ihsan eylesin. Her birimizi de altından kalkamayacağımız, imtihanını kaybedeceğimiz zor imtihana maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Tabi tuttuğu imtihanlarda sabredilmesi gereken yerde sabır imtihanını kazanabilmeye, şükür imtihanı gereken yerlerde de şükür imtihanını kazanabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bütün hataların ve günahların ve suçların başı olan dünya sevgisini Rabbim kalplerimizden ihraç eylesin. Aşkıyla, muhabbetiyle kalplerimizi tenviru ihya eylesin. Kıymetli dostlar, siz kardeşlerimiz de bugün bir iki ayeti kerimeyi müzakere etmiş olacağız. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an ayetleriyle gönlümüzü nurlandırıyor. İmanımızı güçlendiriyor. Ve bize cennete giden yolu gösteriyor. Kur'an bize sadece namazı öğreten, İçkinin haram olduğunu öğreten bir kitap değildir. Belki Kur'an-ı Kerim bize hayatın her bölümünü öğretiyor. Geçenlerde bir kardeşimiz, tanımadığım bir kardeşimiz, telefon açarak fetva sordu. Dedi ki, hocam, biz bir iş yeri açtık. 15-20 sene önce bu iş yerini açarken eşlerimizden mehirlerini, altınlarını aldık. Bir miktar da babamızdan aldık. Ve iş yerimizi kurduk. Bugünlere geldik. Daha sonradan katılan da kardeşlerimiz oldu. Şimdi eşlerimiz bizim altınlarımızı bu kadar uzun süre borç aldınız, öyle olmasın, biz de bu işe ortak olalım diyorlar. Diğer kardeşlerimiz de, emek, para koymayan kardeşlerimiz de, bu işin içerisinde babamızın da parası var, dolayısıyla biz de ortağız diyorlar. Hocam, bizim derdimiz işi şeriata göre nasıl hallederiz? Dedim ki en sonunda şeriat aklınıza geldi. Başta başladığınız yerde hiç şeriatı sordunuz mu? Bu yaptığımız işi nasıl yapmamız lazım sordunuz mu? Arap saçı gibi birbirine karıştırdınız. Şimdi diyorsunuz ki biz bu işi şeriata göre nasıl yapacağız? Diyeceğim şu, Kur'an-ı Kerim'de bir sahife var ki 15 satırdır her sayfası. Bir sayfa var ki bir ayettir. Yani 15 satır bir ayettir. Bu Kur'an'da bir tane var. Başka yok. 15 satırın bir ayet olduğu bir sayfa var. Bakara suresinin sondan Amener Resulü'nün bir önceki sayfası. O ayete müdayene ayeti deniyor. Neymiş yani müdayene ayeti? Yani birisinden borç aldığın zaman, birisinden mal alıp borçlandığın zaman, bu birisi
Yahudi Hristiyan değil, Müslüman. Bir Müslümanla alışverişim var, borçlandın. Ne yapman lazım? İki tane şahidin huzurunda yazın diyor Allah. Yani ne olacak, biz çok samimiyiz. Öyle değil mi ki Allah? Celle Celaluhu. اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوا Belli bir süre borçlandınız mı? Yazın bunu. Burada borçlanma akdini yaptınız, gittin merdivenlerden yuvarlandın, öldün. Kim ödeyecek borcunu? Kim üstlenecek borcunu? Öbür adamın alacağını kim tekefül edecek? Hayat bir nefesten ibarettir. Şimdi bu borçlanmalarda, alışverişlerde süreyi, ne zaman nasıl ödeneceğini kayıt altına alın diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bunun hiç namazla alakası yok. Bu borçlanma ile alakalıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna kadar bir ayet de bundan bahsediyor. Demek istiyorum ki Kur'an-ı Kerim sadece namaz, oruç, içki meselesini anlatmıyor. Şimdi okuyacağım ayet-i kerime de her birimizi ilgilendiren, dünyada dünya kurulduğu günden bugüne kadar insan olarak sadece 1,5 insanın müstesna olduğu bir olay bu. Nedir o? Şimdi veya 2,5 insan. Şimdi Adem Aleyhisselam annesiz babasız dünyaya geldi. Havva annemiz de Adem Aleyhisselam'dan yaratıldı. Yani annesiz babasız yaratılan Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz vardır. Buçuk dediğim nedir? İsa Aleyhisselam da yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına biraz benziyor ama tam da benzemiyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın annesi var. Babası yok. Cebrail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak talimat verdi. Meryem kulumuzu üfleyeceksin ve İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek demiştir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi vardır. Bu surede bu. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde anlatılıyor. Meryem suresinde de daha geniş geniş anlatılıyor bu. Demek ki annesiz ve babasız dünyaya gelen Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz, babasız dünyaya gelen İsa Aleyhisselam. Bunun dışında her insanın öyle veya böyle mutlaka bir anası, bir babası vardır. Mutlaka bir anası ve babası olduğuna göre Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, bakın kullarım, sizi yoktan var eden benim. Dolayısıyla beni bileceksiniz, tanıyacaksınız, kulluğunuzu yapacaksınız. Bu birinci göreviniz. Bunda asla taviz istemem. İnanmadınız mı? Bilin ki ebedi cehennemi gümlersiniz. İkinci olarak sizin dünyaya gelmenize vesile olan anne ve babanızdır. Dolayısıyla anne ve babanıza da iyi davranmanızı bana ibadetten sonra ikinci görev olarak size kesin bir şekilde farz kıldım diyor. Şimdi bir insanın yaratıcı olarak Allah'a karşı vazifesi ne kadar önemliyse, mahlukat içerisinde annesine ve babasına karşı da vazifesi ikinci derecede o kadar önemlidir. Şimdi kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانًا Rabbin kesin karar verdi ki ondan başkasına asla ibadet edemezsiniz. Anne ve babanıza iyi davranacaksınız. Bu kesin kararımdır. Tavizim yok burada. İmma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. İkisi veya bir tanesi ihtiyarladı. İnsanoğlu ihtiyarlayınca erdelül umur dediğimiz ömrün en rezil kısmına reddolunur. Ne demek? Kur'an ifadesiyle bunu söylüyorum. Şimdi çocuk, affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Çocuk altına kaçırsa çocuktur yani. Çok önemli değildir, bezlersiniz. Fakat bir insan 70 yaşına geldi, 80 yaşına geldi, bezlenecek duruma geldiyse bu çok zor bir şeydir.
Allah böyle bir gün bize göstermez. Affedersiniz, tuvalet ihtiyacını göremeyen, bezlenme durumunda kalan insanın o manzarası erzelül umur. Bir de akli dengesini kaybetmiş ise, dengeli dengeli konuşamıyorsa, yapılan iyiliklerin farkında da değilse, dili de böyle kılıç gibi zehir saçıyorsa, iş çok zorlaşıyor. İş gerçekten çok zorlaşıyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, ikisi veya bir tanesi ihtiyarladı. Muhtaç oldu sana. Hizmet edeceksin. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Bu hizmeti yaparken hangi kriterlere uyacaksın? Eğer bir insanın yaşlanan annesi ve babası yanında ise ilk önce kendisi yapabiliyorsa o hizmeti kendisi yapmalı. Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan ve bir başka yerden adam tutarak değil. Kendisi yapabiliyorsa, imkanı varsa, gücü yetiyorsa önce kendisi yapmalı. Şimdi hiçbir zaman çocuğa dadılık yapan kadın annesinin gösterdiği sevgiyi gösterebilir mi? O yakınlığı ona verebilir mi? O enerjiyi, o elektriği ona verebilir mi? Nasıl ki çocuğa annesinin dışındakiler annesi gibi davranması mümkün değilse, bizim babamıza, annemize, oğlu ve kızı olan çocuklarının tavır ve davranışı gibi başkasınınki olmaz. Senin yanında güle güle hizmet eden sen olmadığın zaman, hele biraz da dengesizlik varsa yaşlılarda, neler olup bittiğini sen de bilemezsin. Onun için birinci derecede hizmet kime düşüyor? Evlada düşüyor. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَفْ Şimdi hizmet edeceksin diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl hizmet edeceksin? Çizeyim haritanı diyor Cenab-ı Hak. Bir, diline sahip çıkacaksın. Anneni, babanı hizmet ediyorsun diye töhmet altına bırakacak, psikolojik baskı yapacak, efendim onların bugünlerimi de gördük demesine, üzülmesine, morallerinin bozulmasına sebep olacak bir kelime iki dudağının arasından çıkmayacak. Öf bile diyemezsin. Öf bile diyemezsin, yoruldum artık yani, yeter manasına gelen öf kelimesini söyleyemezsin. Şimdi öf kelimesi söylenmiyorsa itme, kalkma, hakaret etmek, bağırma, çağırma, kes sesini, yeter artık, bizim de canımız var gibi ifadeler, bunların hepsi haram kısmına giriyor. Amel defterine çok çirkin bir şekilde yansıyor. Şurasını kıymetli dostlar unutmamak lazım. Bugün bizim yanımızda Alzheimer olmuş, akli dengesini kaybetmiş, ne dediğini bilmeyen, yapılan hizmetleri takdir edemeyen bir yaşlımız olabilir. Ama yarın bizim aynı durumda olmayacağımızın garantisi var mı? Yoktur. Yarın aynı duruma bizim de düşeceğimizin hesabını yapmamız lazım. Birru âbâekum teberrakum ev tebirrukum ebnâukum. Yani siz aile büyüklerinize iyi davranın ki sizin çocuklarınız da size iyi davransınlar. Demek ki etme bulma dünyasıdır bu. Allah Celle Celaluhu anne ve babamıza karşı hizmet etmek durumuyla karşı karşıya kaldığımızda birinci dikkat edeceğimiz şey dilimize malik olmaktır. Kıymetli dostlar, dilimiz kulağına hitap eder, doğru mu? Belki bizim üf dediğimizi duymamış olabilir kulakları sağırsa. Ne dersiniz? Kulağımız, ağzımızdan çıkacak üf kelimesi kulağına girip onu üzdüğü kadar yüzümüzdeki mimiklerin, yüzümüzün sertliği de onun gözlerine hitap ettiğine göre aynen öf gibi üzer mi? Strese sokar mı? Sokar. Demek ki
anne ve babamıza karşı sözlü veya fiziksel olarak onları üzecek bir manzara bizden görmeyecekler. Yani söz olarak çirkin bir söz, üf kelimesi çirkin bir söz değildir. Sadece yorulduğunu ifade eder. Bunu bile istemiyorum diyor Mevla. İkincisi, bunu yasakladığı gibi bunun ötesinde itme kalkma bunları da yasaklandı. Zaten net olarak anlaşılmış olur. Bir de kulağa hitap eden değil, göze hitap eden mimiklerimizi de mutlaka onları üzmeyecek şekilde yapmamız lazım. Şimdi rahmetli abimden dinlemiştim. Ayancık'ta görev yaptığı dönemlerde orada bir kuyumcu varmış. Annesi yatalak hastaymış. Sabahleyin işine çıkarken annesine dermiş ki, anneciğim, bu gelinin senin kızın gibidir. Ben akşam eve gelinceye kadar bu kızın sana her türlü hizmeti seve seve yapar. Ben de işim biter bitmez geleceğim der. Senden dua istiyorum, hakkını helal et, gidiyorum der. Annesi duasını yapar. Evden çıkarken annesinin ayaklarını öper, yalar, öyle çıkarmış. Ondan sonra akşam geldiği zaman da eve girer girmez önce annesinin ayaklarını öper, ondan sonra otururmuş. Dolayısıyla bir anne saygısı, sevgisini bu şekilde yapan insanın o manzarası bize kadar geldi. Bir de düşünün ki o evde yetişen çocuklar yaşlıya nasıl saygı gösterilir, kimden öğrendiler? Babalarından öğrendiler. Doğru mu? Yarın bu insan ihtiyarladığı zaman, annesinin manzarasına düştüğü zaman ona evlatları nasıl davranacağını kimden öğrenmişler? Babalarından öğrenmişler. Uzun, çok da uzun değil ama bir hadis-i şerifin, üç maddelik bir hadis-i şerifin bir maddesini bu konuda, bu konuyla alakalı olduğu için paylaşıyorum. Mağaraya sığınan üç tane arkadaş, mağara taş yuvarlanıp kapısını kapatınca, eyvah biz buradan çıkamayacağız arkadaşlar. Kimse de bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Biz burada kaldık, yandık. Tek çözüm, herkes hayatında yaptığı, kabule şayan olduğuna inandığı en makbul amel neyse, ya Rabbi bu amelimi kabul ettiysen bu sıkıntıdan bizi kurtar diye dua etsin. Başka çaremiz yok dediler. Herkes oturdu, düşündü, düşündü. Ben hayatta yaptığım en güzel amel nedir? Bu üç taneden bir tanesi şunu söyledi. Dedi ki, Allah'ım, ellerini kaldırdı. Allah'ım, benim annem ve babam vardı. Bunlar yaşlıydılar. Ben de davar güderdim. Akşam eve geldiğim zaman evvela annemin, babamın yeme ihtiyacını, süt ihtiyacını görür idim. Sonra çocuklarımın ihtiyacını görürdüm. Bir gün geç kalmıştım. Annem babam uyumuşlardı. Çocuklarım acıkmıştı. Ben onlara annemden önce süt vermeme konusunda prensip edinmiştim. Dolayısıyla annemi babamı uyandırmadım, rahatsız etmedim. Bekledim sütle, elimde sütle bekledim, bekledim. Ne zaman uyanırlarsa önce onlara vereceğim, sonra çocuklarıma vereceğim. Uzun süre bekledim. Uyanmadılar. En son uyandıklarında önce anneme babama verdim. Sonra çocuklarıma verdim. Benim bu davranışım nezd-i ilahiyende kabule şayan olduysa, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar deyince kaya yerinden sallandı, ufak bir delik açıldı. Diğer iki tanesi de duasını yapınca kaya yuvarlandı gitti ve onlar da mağaradan çıktılar, kurtuldular. Pazar günü bir yere gittim, bir merasime katıldım. O merasimde şimdiki Sultan Ayasofya Camisi'nin İmamlarından birisi de katıldı merasime. Benim sohbetimden sonra o da Kur'an okudu. Sunucu dedi ki ona, ne yaptın da, hangi ameli gerçekleştirdin de Allah seni Ayasofya gibi bir camiye imam yaptı?
önce Kur'an'ını okudu. Sonra dedi ki sunucu arkadaş böyle böyle bir şey söyledi. Ben de bir anekdot olsun diye sizinle paylaşayım dedi. Onun anlattığını kısaltıyorum ben fazla vaktinizi almamak için. Diyor ki ben ilk doğduğum zaman babam ya Rabbi bana hafız olabilecek bir evlat nasip eyle demişti. Sonra ben büyümeye başlayınca okulda başarılı olunca babam eski günleri unuttu. Ama ben hafız olayım diye içimde bir sevgi vardı. Neticede babam hafızlık yapmama karar verdi. Ben de hafızlığı bitirdim. Hafızlığı bitirdikten sonra olduğumuz memlekette efendim kıraat ilmi hafızın bir ötesini gerçekleştirecek imkanım yoktu. Orada imamlık yapmaya başladık ama ben istiyorum ki hafızlığımı biraz daha ilerleteyim. Bulunduğum vilayetin dışında İstanbul gibi yerlerde bir imtihan açıldı. Gittim babama dedim ki baba böyle böyle bir imtihan açıldı. Bir kurs, kıraat kursu imtihanı açıldı. Oğlum ben sana izin vermiyorum dedi. Peki baba. Gitmekten vazgeçtim. Sonra aradan bir iki sene geçti. İki sene sonra tekrar bir imtihan açıldı. Kıraat imtihanı. Arkadaşlarla biz karar verdik imtihana katılalım. Biletlerimizi aldık. Yarın gideceğiz. Gittim babama. Baba böyle böyle bir durum var. Kıraat imtihanı var. Kendimi de geliştirmek istiyorum. Ne dersin? Oğlum beni mezara koy da nereye gidersen git. Beni mezara koymadan bir yere gidemezsin dedi. Bileti yırttım çöpe attım. İmtihana gitmedim. Aradan iki sene geçti. İki sene sonra babam dedi ki bana oğlum sen benden birkaç defa kendini geliştirmek için izin istedin. Ben sana izin vermedim. Haydi oğlum Allah bahtını açık eylesin. Ne yapmak istersen şimdi serbest yapabilirsin dedi. Geldim. Kıraatı okudum. Değişik makamlara geldim. Değişik nimetler elde ettim. İşte en sonunda Ayasofya'ya imam oldum. Babamın o duası, sonundaki duası beni buraya getirdi. İmam yaptı dedi. Şimdi kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaşlanan annemize babamıza, hizmetimize muhtaç olan annemize babamıza hizmet ederken mimiklerimizle, dudaklarımızla onları üzecek bir kelime, bir tavır ve davranışı yasaklıyor bize. Bir. İkincisi وَلَا تَنْهَرْهُمَا yani öf demeyeceksin, azarlama da yapmayacaksın. Yeter artık demeyeceksin yani. Üç. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا susup da durmayacaksın. Tatlı dil ile onların gönlünü almaya çalışacaksın. Üf yok. Azarlama yok, susmak da yok. Anneciğim, sen gözümün nurusun, sen bir tanesin, sen ailemizin bereketisin. Artık yani yağ çekeceksin. Ne kadar becerebilirsen edebiyat parçalayacaksın. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا bitmedi. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ tevazu kanatlarını gereceksin anana babana. Şimdi burada ben bunu anlatırken kıymetli dostlar siz yaşlı bir baba olduğunuzu düşünerek bunlara evladınızın size böyle muamele yapacağını hayal edin de nasıl mutlu olursunuz, hastalığınızı, yaşlılığınızı hepsini unutursunuz. Böyle bir evladın babası olmak, böyle bir evladın annesi olmanın mutluluğunu yaşarsınız. Şimdi وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا buraya kadar vazifeleri saydı. Bitti mi vazifeleri? Bitmedi. Buraya kadar diyor, öf demedin, azarlamadın, tatlı söz söyledin, tevazu kanatlarını gerdin, bitmedi. Bir de ellerini kaldıracaksın, diyeceksin ki bana, Rabbi ey benim Rabbim, اِرْحَمْهُمَا bu anama babama rahmetinle muamele eyle diye bir de bana yalvaracaksın. Bana dua edeceksin onlarla ilgili.
Kemâ rabbeyâni sagîrâ. Allah'ım, ben küçükken bunlar bana merhamet ediyorlardı. Hep beni düşünüyorlardı, beni acıyorlardı, yemiyorlardı, yediriyorlardı, uyumuyorlardı, uyutuyorlardı. Şimdi Allah'ım sen de onlar beni acıdığı gibi, onlar bana merhamet ettiği gibi, şimdi sen de bunlara merhamet et diye bana dua edeceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Bir sonraki ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Bunları ben size talimat olarak verdim. Ama bakın, ben sizin içinizden geçenleri de biliyorum. He. Elini, ayağını, dilini, kulağını, gözünü kontrol altına aldın. Sıra geldi kalbe. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. İçinizdeki duyguları da biliyorum. Onu da düzeltin diyor. اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا. Eğer dürüstseniz, kalbinizden bazen iradenizin dışında farklı şeyler geçebilir ama hemen tevbe ederseniz ben bağışlarım sizi diyor. Yani elini kontrol ettin, dudağını kontrol ettin ama kalbini kontrol edemedin. Bazı şeyler olursa hemen ya yanlış yaptım deyip fark ederseniz, bana dönerseniz fe innehu kana lil evvabine gafura. O Allah'a yönelenleri, yanlışından vazgeçenleri ziyade bağışlayıcıdır buyuruyor. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayeti kerimeler bize Kur'an'da İsra suresinde ki ayeti kerimelerdir ki anne ve babaya iyi davranma ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde, Lokman suresine varıncaya kadar muhtelif yerlerinde Rabbimizin talimatı vardır. Günümüzde gerçekten yaşlanmış, hizmete ve himmete muhtaç olan anne ve babasına çok iyi davranan ve iyi hizmet eden insanları görünce herkes gıpta ediyor. Gerçekten hayırlı evlat diyoruz. Biz bir ara birkaç arkadaşla beraber böyle Karadeniz'e doğru giderken Sinop'a gidelim dedik, uğrayalım dedik. Bugün duasını yaptığımız Rahmiye teyzemiz hastanede yatıyordu. Oğlum Murat kardeşimizle ilgili dediler ki arkadaşlar postu buraya serdi. Annesi hastanede, o da postu buraya serdi. İstanbul'da ticareti olmasına rağmen ağırlıklı olarak burada bekliyor. Halbuki yoğun bakımdaki hastanın yanına zaten sokmuyorlar. Soksalar da günde işte birkaç dakika bakıyorsun, yapacak hiçbir şey yok, geriye dönüyorsun. Diyeceğim şudur kıymetli dostlar. Biz güzellikleri gerçekleştirmekte çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Biz çocuklarımıza güzel örnek olursak, bir, yaptığımız işlerden dolayı Allah nezdinde kazanmış oluruz. İki, bizim çocuklarımız bize iyi davranmış olur. Düşenin dostu olmaz derler. Şimdi ayaktayken, hayattayken bir elini salladığın zaman 10 tane arkadaş bulabilirsin. Bir tane daha sallarsan bir 10 tane daha arkadaş bulabilirsin. Ama ayağın bir kayarsa, bir bezlenecek hale gelirsen ne dost kalır ne de arkadaş kalır. Telefonla sadece geçmiş olsun derler veya uzaktan bay bay yaparlar. Senin yanında kalacak olan kimdir? Yine çocuklarındır. Efendim, en yakınlarındır. Bundan dolayıdır ki evvela güzel örnek olmak lazım. İkincisi, şurasını unutmamak lazım ki rıza çok önemlidir. Rıza çok önemlidir. Mümkün olduğu yerlerde, mümkün olduğu kadar rızayı kazanmaya çalışmak lazımdır. Bu bizim için ayrı bir can kurtaran simidi olmuş olur. Bu vesileyle son zamanlarda, yani mevcut asır kastediyorum, anne ve babanın değeri azaldı. İnsanlar dünyaya, işe yumulunca anne ve baba, hele hele hizmete muhtaç olan anne baba ihmal edilir hale geldi. Kendi kendine ayakta duran,
hizmete ihtiyacı olmayan anneye babaya karşı vazifelerimiz var ama bu kadar değil tabii, değil mi? Yani onu ararsın, ziyaret edersin, ikramını yaparsın, duasını alırsın. Ama hizmete muhtaç olursa o zaman iş biraz daha ciddi oluyor, iş biraz daha zor olmuş oluyor. Bu zoru başarabilmek lazım. Ben yetkili, etkili bir makam sahibi olan kardeşimiz, annesi yatalak hasta iken bir hizmetçi bulamamıştı. Affınıza sığınarak söylüyorum. Eldiven takarak annesinin altını temizlemiş, bezlemiştir annesi. O günlerde gördü diyelim. Kız kardeşi veya başka kardeşleri olduğu halde başkası ilgilenmedi, ona kaldı bu iş. Şimdi sonra ve bunu yaparken de severek yaptı. Sonra bir araya gelince ben bu ayetleri okudum ona. Böyle dinledi. Dedi ki bana, hocam dedi, sen dedi bana bu ayetleri daha önce okusaydın daha iyi olacaktı. Daha önce okusaydın, yani annem benim elime ayağıma düşmeden önce ben bunları bilseydim, yani daha kaliteli bir hizmet yapabilirdim diyor. Dolayısıyla ben şimdi sizin sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyken efendim bu ayeti kerimeleri sizinle paylaştım. Bu sohbeti sizinle paylaştım. Zira toplumda anne ve babanın değeri gittikçe azalıyor. Büyüklerin değeri azalıyor. Ben 59 doğumluyum. Bizim çocukluğumuzda küçüklerin abilerine gösterdiği ilgiyi, saygıyı, şimdi çocuklar kendi babalarına o ilgiyi göstermiyorlar. Babanın değeri ne zaman, ne zamana kadar? Anne babanın değeri okulu bitirinceye kadar, masraflarımızı ödeyinceye kadar, bizi evlendirinceye kadar annemiz babamız anneciğim babacığımdır. Ama okul bitti. Ondan sonra düğün de bittiyse ana, anneciğim ana olur, babacığım da baba olur. Daha sonra da hacı, bizim hacı geldi, hacı gitti falan oluyor. Gittikçe değerden düşüyor. Bu İslam kültüründen uzaklaşmanın bir bedelidir. Kendi örf adetlerimizi, kendi geleneklerimizi, kendi dini değerlerimizi ihmal etmiş olduk. Batı kültürü bize intikal edince Batı'da annenin babanın pek fazla değeri yoktur. Dolayısıyla bizde de o tarafa doğru gidiş vardır. En azından biz ibadetine düşkün olan, imanına sadık olan, Kur'an ile haşir neşir olan insanlar kendi evlerimizde bu ciddi vazifeyi ihmal etmeden yürütmeye gayret edelim. Bu ayetlerin ruhuyla ruhlanalım. Yüce Rabbim her birimizi annemize babamıza iyi evlat olanlardan eylesin. Bizim evlatlarımızı da bize karşı hayırlı evlatlardan eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, biz burada Kur'an hizmetlerini yaparken gerçekten hem hatimler öğrencilerimiz her zaman okuyorlar, devamlı okuyorlar. Hem cuma akşamları ayrıca bir hatim merasimimiz oluyor. Bizim buradaki kardeşlerimizin, yani bu hizmette öyle veya böyle katkıda bulunan kardeşlerimizin annelerini, babalarını, bütün geçmişlerini dualarımıza katıyoruz. Kendi annemizi, kendi babamızı kattığımız gibi. Yani biz sizi de kardeş kabul ettiğimiz için sizin anneniz, sizin babanız, sizin büyükleriniz bizim de aile büyüklerimiz gibidirler. Dolayısıyla hatmi şeriflerden, dualardan nasiplerini almış oluyorlar. Ama bu ahirete intikal edenlere, işte herkesi gönderdiğimiz gibi hepinizin annesine, babasına, ölülerimize gönderiyoruz. Hayatta olanlarla da sağlık, sıhhat, afiyet için dua ediyoruz. Rabbim bu müesseselerin sayısını da ziyade eylesin. Bu müesseselere gönül veren insanların da sayılarını ziyade eylesin. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman, çevremize baktığımız zaman her bir okulda 2500, 3500, 4500 öğrenci vardır. Her bir okulda. Şimdi Furkan Hoca Efendi kardeşimiz 1500 civarında öğrenciye
hizmet ediyoruz diyor. Bu bir mahallede değil ki. Yani sayı çok değil demek istiyorum. Daha fazla insana ihtiyaç var. Daha fazla gence ulaşmamız lazım. Ehli Kur'an olması noktasında daha fazla gence ulaşmamız lazım. Ben şu cümlelerle bitireyim kardeşlerim. Ben kendim için sevdiğimi sizin için severim. Kendime tavsiye ettiğimi size tavsiye ederim. Dostlarıma tavsiye ettiğimi siz de dostlarımısınız size tavsiye ediyorum. Nedir o? Her bir kardeşimin evinde bir ehli Kur'an olmasını isterim. Tavsiye ederim. Bir hafız annesi olmak, bir hafız babası olmak, olmadı bir hafız dayısı olmak, amcası olmak büyük bir şereftir. Mutlaka ailenizden, ya çocuklarınızdan, ya torunlarınızdan, ya yeğenlerinizden mutlaka ehli Kur'an bir alim, bir hoca efendi olmasını isterim. Ve bu tavsiyemi kendim için istediğim gibi sizin için isterim. Şunu da unutmamanızı tavsiye ederim. Şimdi bizim çocuk vali olsa, kaymakam olsa, emniyet müdürü olsa bir takım işlerimizi onun vasıtasıyla kolaylaştırmış olabiliriz. Ama kefenin içerisine girdikten sonra onun bize yapacağı hiçbir şey yok. Yani ne münker ve nekir meleklerine sözü geçer ne de öteye sözü geçer, bitti artık o. Ama ehli Kur'an olan bir yavrumuzun, ehli kıble olan bir yavrumuzun mezara girdikten sonra da ahirette de cennete girinceye kadar, cennete yerleşinceye kadar bize faydası elhak olacaktır. Burasını unutmayalım. 40 tane mühendisten, 40 tane doktordan bir alim, bir ehli Kur'an daha evladır. Bunu mühendisliği ve doktorluğu küçümsediğimden dolayı demiyorum. Hem ehli Kur'an olur hem doktor olur, zarar etmez. Hem ehli Kur'an olur hem mühendis olur, zarar etmez. Anlatmak istediğim şudur. Mutlaka nesillerimizi ehli Kur'an olarak yetiştirmeliyiz. Bunların sayısını artırmalıyız. Her bir ailede, her bir apartmanda, her bir mahallede böyle insanlar olmalıdır. Bunların sayısı çoğalmalıdır. Yüce Rabbim her türlü nazardan, kazadan, beladan, elemden, kederden sizi de, yavrularınızı da, yavrularımızı da muhafaza eylesin. Okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri, yardım eden ashab-ı hayratı iki cihanda aziz eylesin. Menkul ve gayri menkul bağışlarıyla, burs ödemeleriyle, zekat tahsisatıyla, fatura ödemeleriyle, ben de bu hizmetin içerisine varım diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eylesin. Annesi, babası veya bir tanesi ahirete intikal etmiş olan kardeşlerimizin annelerine, babalarına Rabbim garika yarık rahmetler eylesin. Aile bireylerimizden, aile büyüklerimizden, dostlarımızdan ahirete intikal edenlere Rabbim garika yarık rahmetler eylesin. Kabirde yatıp da azaba giriftar olanların azaplarını Rabbim rahmetiyle def'u raf'u izale eylesin. Yaklaşan Mevlid kandilimizi cümlemiz hakkında, alem-i İslam hakkında Rabbim hayırlara vesile eylesin. Bu belaların def'ine, salgın hastalıkların def'ine, semavi ve arazi felaketlerin, afetlerin, musibetlerin def'u raf'u izalesine Rabbim vesile eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.